Bu videoda elektrofilik aromatik sübstitüsyonun genel tepkimesine bakacağız. O zaman buradaki benzen halkasıyla başlayalım. Burada benzeni elektrofil içeren bir molekülle tepkimeye sokuyoruz. Peki, elektrofilik aromatik sübstitüsyonda neler olur? Burada benzen halkamızdaki protonun yerine elektrofili koyacağız. Ki şurada da elektrofilin bu protonun yerinde bulunduğunu görebiliyoruz. İşte elektrofilik deyince kastedilen yer burası. Proton yerine elektrofilik konması da yer değiştirme yani sübstitüsyon kavramına tekabül ediyor. Tabii aromatik de diyoruz. Çünkü mekanizmamızda bir aromatik halkayı yeniden oluşturuyoruz. Elektrofilik aromatik sübstitüsyon için bir katalizör gerekir ve bir katalizörün amacı da elektrofilimizi oluşturmaktır. Aşağıda görebildiğiniz gibi katalizör artı yüklü elektrofili oluşturmak için tepkimeye giriyor. Tabii hatırlayacaksınız, elektrofil elektron seven anlamına geliyor. Yani artı yüklü bir şey elektronları sever. Evet, burada ayrıca mekanizmamıza etki edecek olan bu katalizör kompleksini de oluşturuyoruz. Ayrıca elektrofilimizi oluşturduğumuza göre elektrofilik aromatik sübstitüsyonda ne olduğuna daha detaylıca bakalım. Evet, bir benzen halkasıyla başlıyoruz. Halkada bulunan hidrojenlerden bir tanesini şöyle göstermek istiyorum. Hepsinin eşdeğer olmasından dolayı bu 6 karbonun herhangi birinde olabilirdi. Evet, şimdi de buraya katalizörümüzden oluşturduğumuz elektrofilimizi çizelim. Benzen halkasındaki pi elektronları artı yüklü bu elektrofile doğru çekilebilir. Çünkü eksi yükler artı yükleri çeker. Benzen halkasındaki bu pi elektronları nükleofil görevi görüp bu elektrofilimize saldıracak. Şöyle bir nükleofil saldırısı meydana gelerek bu pi elektronları elektrofile bağlanmış olacak. Yani bu pi elektronları elektrofille kendileri arasında bir kovalent bağ oluşturacak. Öyleyse şöyle yan tarafta çizerek gösterelim. Bu taraftaki pi elektronları aynı şekilde kalıyor. Hidrojen de öyle. Şimdi elektrofili çift bağın uçlarındaki bu iki karbondan birine ekleyebiliriz. Bu karbonda olabilir, bu karbonda. Hidrojeni üst tarafa çizdiğim için elektrofili de aynı şekilde üstteki karbona eklemek istiyorum. Evet, elektrofilimiz burada. O zaman şimdi de kovalent bağ oluşturan elektronları belirginleştirelim. Buradaki pi elektronları yani nükleofil görevi görenler bu bağı oluşturanlar. Tabii bu bağın oluşmasıyla alttaki bu karbondan bir bağ koptu. Bu da alttaki karbona artı bir formal yük vermiş olacak. Evet, böylelikle bu katyon için olası bir rezonans yapısı çizebiliriz. Şöyle sağ tarafına yapalım. Şimdi bu pi elektronları buraya gelebilir. Bunun sonucunu bir gösterelim. Şimdi yukarıdaki pi elektronlarına ve hidrojene dokunmadık. Elektrofilimiz de hemen yan tarafta. Buradaki elektronlarsa artık bu konumda yer alıyor. Morla belirginleştirecek olursak, yani buradaki pi elektronları hemen yan tarafa geçiyor. Tabii bu elektronların buraya geçmesiyle bu kez de bu karbondan bir bağ koparmış olduk. Böylece artı bir formal yük artık bu karbona geçiyor. Şimdi ekranı kaydırıp başka bir rezonans yapısı çizelim. Bu kez de üstteki pi elektronları şuraya geçiyor. O zaman hemen şuraya nasıl olacağını bir gösterelim. Önce halkamızı çizelim. Aynı şekilde hidrojen, elektrofilimiz ve bu pi elektronları da var. Üstteki pi elektronumuzsa artık buraya geçiyor. Belirginleştirmek için bu kez mavi renkle işaretleyelim. Şöyle üstteki bu pi elektronları şuraya geçiyor. Tabii aynı şekilde aynı karbonun bağının koptuğuna bakacak olursak bu kez de üstteki bu karbonun bağı kopuyor ve artı bir formal yük elde ediyor. Bunların hepsi rezonans yapıları. Tabii unutmayın, gerçek katyon bu rezonans yapılarının bir hibriti olacaktır. Ve bu hibrite sigma kompleksi diyoruz. Yani sigma kompleksindeki 3 karbon üzerinde delokalize olan artı bir formal yük olacak. Mekanizmamızın bir sonraki adımına bakacak olursak, yukarıda yaptığım bu ilk rezonans yapısını yeniden çizelim mi? Şöyle ekranı yine biraz kaydırıp bu ilk rezonans yapısı için yer açalım. Evet, şuraya çizmeye başlayalım. Hidrojenimiz burada, hemen altında elektrofilimiz bulunuyor. Artı bir formal yükü bu karbon taşıyor. Evet, hatırlayacaksınız, katalizör bir kompleks oluşturmuştu. Bunu şöyle göstereyim. Yani katalizöre bağlı bir şey. Şimdi geri dönüp hafızamızı tazeleyelim. Evet, burada elektrofilimizi oluşturduğumuz zaman aynı zamanda bu katalizör kompleksini de oluşturmuştuk. Yani buradaki Y bir katalizöre bağlı. Şimdi bunun baz görevi göreceğini düşünebiliriz. Ve bu baz bir proton alacak. Şimdi buradaki elektronları bu protonu alırken gösterelim. Tabii bu protonun alınmasıyla buradaki elektronlar da şuraya geçecek. Bu da benzen halkamızı yeniden oluşturmuş olacak ve buradaki artı bir formal yükü almış olacak. Öyleyse bunun sonucunu hemen yan tarafa çizelim. Benzen halkamız yeniden eski haline dönüyor. Tabii elektrofilimiz halkamıza bağlı durumda ama proton artık yok. Yani elektrofil bu protonun yerini almış oldu. Şimdi bu elektronları takip edecek olursak, bu mor elektronlar aromatik halkamızı yeniden oluşturmak için buraya geçen elektronlar. Böylece sigma kompleksinin deprotonasyonu aromatik halkayı eski haline getirmiş oldu. Yani artık kararlı bir ürünümüz var. Buradaki diğer ürünü düşündüğümüzde bu Y buradaki protona bağlanmıştı. Şöyle çizelim. Elektronları belirginleştirecek olursak buradaki elektronlar şuradaki elektronlardır. Tabii katalizörden elektronlar ayrılınca elbette katalizörümüz de yeniden oluşmuş oldu. Böylece başka bir tepkime için katalizörümüz hazır. İşte elektrofilik aromatik sübstitüsyonun genel mekanizması bu ve ileride göreceğimiz tepkimeler büyük ölçüde bu genel mekanizmayı izleyecektir.